Sayın Sanayi ve Ticaret İl Müdürümüz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun sayın temsilcileri, şirketimizin çok kıymetli ortakları, değerli Hazur'un kıymetli basın mensupları, konuşmamın başında sizleri saygıyla selamlıyorum. Genel kurul toplantımıza hoş geldiniz. Değerli ortaklarımız, ülke ekonomilerinin itici gücü olan demir-çelik sektöründe küresel rekabetin en keskin şekilde yaşandığı hareketli bir dönemden geçiyoruz. 2008-2009 yıllarındaki kriz dönemlerinin dikkate alınmaz ise 98 yılından itibaren istikrarlı bir şekilde arttıktan sonra ilk kez 2015 yılında %2.8 oranında düşen dünya ham çelik üretimi geride bıraktığımız yıl 0.8'lik mütevazi artışla 1 milyar 628 milyon ton olmuştur. 2015 yılında ülkemiz ham çelik üretimi %7.4 oranındaki azalış ile en büyük 15 çelik üreticisi ülke arasında Ukrayna ve ABD'nin ardından en keskin 3. daralmayı yaşamış ve 31,5 milyon tona düşmüştür. Geçtiğimiz yıl ise ülkemiz dünya çelik üretiminde en büyük paya sahip 10 ülke arasında Hindistan ve Ukrayna'dan sonra %5.2'lik artışla üretimini en fazla artıran 3. ülke olmuş ve 33,2 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirmiştir. 2012 yılında kaydedilen 36 milyon tonluk üretim halen yakalanamamış olmasına rağmen Türk demir çelik sektörü bu üretim performansı ile dünya sıralamasında geçtiğimiz yıl kaybettiği 8. sıraya yeniden oturmuştur. Dünya ham çelik üretiminin tek başına yarısını gerçekleştiren Çin'deki büyüme, rakamlarının istikrarsız bir şekilde düşmesi, 2015 yılında arz fazlası sorununu tetiklemiş, üretimini dış pazarlara yönlendiren Çin, 2015 yılında mamul fiyatlarının sert şekilde gerilemesine neden olmuştur. Bu durum en çok çelik ürünleri ithal